Değerlerimiz programından merhabalar sevgili seyirciler. Hamza Ömer Turan Bey ile yine canlı yayında karşınızdayız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. 10 Kasım geldi, çattı bu hafta 10 Kasım. Değerlerimiz denince şu coğrafyada yaşayan insan olarak birincil olarak konuşmamız gereken insandan bahsetmemiz gerekiyor. 10 Kasım denince genelde hani hüzün geliyor. Elbette ki hüzün. Çünkü bir ölüm var sonuçta, bir ayrılık var. Atamızdan, o güzel insandan. Ama hüzünlenmenin çok ötesinde şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü Atatürk'ün bize vasiyeti ve talimatı da bundan ibaret zaten. Onu anarken onun yaptıklarını ve insan Atatürk'ü unutmadan, bize ölçü ve örneklerini unutmadan bunu yapmamız lazım. Bugün bunu konu edeceğiz özellikle. İnsan Atatürk'ten bahsedeceğiz. Müslüman, mümin bir Türk olan Atatürk'ten bahsedeceğiz. Özellikle hoş geldin Atatürk sayesinde. Bu söylediğim cümleler daha çok gündeme geldi. Asker Atatürk her zaman biliniyordu. Bir devlet adamı olarak Atatürk her zaman konuşuluyordu az veya çok. Ne kadar yeterli değil tartışılabilir ama insan Atatürk üzerinde çok fazla durulmuyordu gerçekten. Bugün değerlerimiz konularında özellikle insan Atatürk'ten daha çok konuşmaya çalışacağız. Onun bu yönünü anlatmaya, hatırlamaya çalışacağız. Hocam özellikle Atatürk'ü bu yönden incelersek, tanımlarsak, konuşursak neler söyleyebiliriz? Buyurun hocam. Evet. Öncelikle işte iki gün sonra yani çarşamba günü 10 Kasım rahmetli Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Makamını cennet eylesin. Ve şefaatine de bizi nail eylesin. Çünkü gerçekten bu milletin ulu bir büyüğü. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın dediği gibi Atatürk'ü ziyarete gittiğiniz zaman hiçbir zaman unutmayın ki büyük bir Türk büyüğünü, bir Allah dostunu ziyaret ediyorsunuz. Hayatına baktığımız zaman ömrü hayatını hep gayrimüslimlerle, Haçlılarla efendim 17 yıl boyunca savaş meydanlarında savaşan bir gazi, bir efendim Hüseyin, bir ulu insandan bahsediyoruz. Şimdi ben tabii hani Atatürk'le ilgili birçok programlar yaptık burada. Tabii 10 Kasım olduğu için, hatta bundan önceki birkaç programımız da gene hemen hemen Atatürk'le ilgili. Çünkü Cumhuriyet Bayramı efendim derken işte harf devrimi falan, bütün bunlar hep işlerken Atatürk'ü anmadan olmaz. Şimdi önümüzde de 10 Kasım var. Dolayısıyla Atatürk'ü anmamız gerekiyor. Ondan bahsetmemiz gerekiyor. Tabii bu ülküyü de bize, gönlümüzde var olan bu ülküyü de şahlandıran esasında Profesör Doktor Haydar Baş hocamız. Allah ondan razı olsun. Çünkü o Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her şeyle özümsemiş, ne yaptığını, bu milletçi ne yaptığını çok iyi bilen ve onu milletin de örnek alması gerektiğini bize sürekli söyleyen bir insandı. Hatta bununla ilgili ben yani Atatürk'le ilgili Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın yazmış olduğu Hoş Geldin Atatürk adlı eserinin de ötesinde, ki ben kendisini şahsen hocamızı 70'li yıllardan beri tanıyorum. Hatta burada bir anımı anlatmıştım ben. 80'li yıllarda hocamızın, ondan önce işte bu Atatürk'le ilgili bazı eserleri okuyunca tabii Atatürk'ün efendim sanki bizden olmayan bir insan gibi tanıtıldığı bir belli bir kesim var. O kesimden etkilenerek ister istemez Atatürk hakkında farklı düşünceler o yıllarda, 70'li yılların sonlarında edinmiştik kendimize. Ve daha sonra 1980'lerde Haydar hocamla Akçabat'tan Trabzon'a gelirken kendisi ezan okunuyordu. Birdenbire oğlum bak arkadaşlarına şunu söyle, eğer Atatürk olmasaydı bu ezanları biz burada duyamazdık. İsimlerimizin her birimizin isimleri farklı olurdu diye ta o yıllarda söylemişti ve bu sözü bana bunu arkadaşlarına anlat muhakkak diye söylemişti ve bu sözü bende o içine düşmüş olduğum o yanlış fikirlerden kurtulmama bir vesile olmuştu. Bana bir değişik bir kapı açmıştı ve nitekim zaten özümüzde olan ve olması da gereken efendim Hüseyin, Atatürk'ü olan ilgimiz, alakamız daha da arttı. Onunla ilgili tabii bilgilerimiz de daha da çok arttı. Ve tabii hocamızın göstermiş olduğu yolda da
hoş geldin Atatürk eseriyle de bu duygu bütün bir millette coştu. Efendime söyleyeyim, yani millet Atatürk'üyle, atasıyla beraber yeniden tanışmış oldu. Niye? Şunun için bunu söylüyorum. Hani bir milletin en önemli varlığı, evet toprağı, devleti muhakkak olması lazım ama esasında manevi varlıklarını, kültürel varlıklarını milletin iyi koruması lazım ve bu kültürel varlıklarını, bu manevi varlıklarını eğer millet korursa, o toprağını bazı düşman saldırılarına kaybetse dahi muhakkak gün gelir o toprağını kazanır, devletini kalkındırır, daha ileri, daha müreffeh bir hale getirir. Ve biz bunu Türk tarihinde çokça gördük. İşte en son Osmanlı'nın son döneminde ve hatta son işte 250-300 senesinden itibaren başlamak üzere son 100 yılında daha da artan bir vaziyette, özellikle Balkanlar'da mesela bizim Türk milletinin kovulmaya başladığı dönemde, o Balkan Harbi ile beraber, hatta Ruslarla Ayastefanos anlaşması yapmıştık biliyorsunuz. Ruslar neredeyse ta Yeşilköy'e kadar gelmişler. Yani İstanbul, neredeyse de İstanbul'a gelmişlerdi. Ve hatta işte İstanbul sınır yapılmak istendi bize. Fakat bazı Avrupalılar işte dedi ki ya bu Edirne'deki o Selimiye'nin minarelerini nereye koyacağız? Yani hani burada, ve burada şu çok önemli. Esasında Osmanlı Anadolu'dan ziyade, Osmanlı Devleti Anadolu'dan ziyade aslında bir Avrupa Devleti'ydi. Yani netice itibariyle ilk başkenti Bursa ve sonradan Edirne biliyorsun. Evet. Ve İstanbul'u almadan çok önceleri esasında Balkanlar'da çok geniş bir coğrafyayı Türkler fethetmişlerdi biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hala da orada buram buram, efendim söyleyeyim, bu ne kadar yok edilse dahi Osmanlı'nın Türk medeniyeti orada mevcut. İşte değerlerimiz korunduğu evet. için onlar da evet. tabii o da var. Mesela tabii burada tabii şunu da anmak lazım. Şunu demek istiyorum. Dolayısıyla biz milletimiz olarak o manevi ve kültürel değerlerimizi koruduğumuz zaman biz her zaman ayakta dururuz. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bunu gördü. Milletin içine düşmüş olduğu fakr-ı zarureti gördü ve onu kalkındırmak adına, onu o tarihteki o şaşalı, o efendim söyleyeyim, olması gereken yerine getirmek adına bu kurtuluş mücadelesini verdi. Ve bu mücadeleye başlarken de aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yani hani 19 Mayıs 1919'da veya onun hemen evvelinde olan bir düşünce değildi. Ta çocukluğundan beri onun kendi genlerinde, kendi kültüründe, yetişmiş olduğu atmosferde olan bir gerçekti bu. Çünkü okul yıllarında, çocukluk yıllarında, okul yıllarında, işte askeri okullarda, o dönemlerde kurulmuş olan işte gençlik dernekleri ne de görev alarak, ondan sonra gazeteler çıkararak, orada yazılar yazarak, konferanslar vererek milli birliği, beraberliği ve bağımsızlığı sürekli savunan bir insandı. Türk milletinin bu düşmüş olduğu bu cendereden muhakkak kurtulması gerektiğini savunan bir insandı. Fakat şunu da görüyordu ki mevcut olan yönetim Türk milletinin bu problemlerine çözüm getiremiyordu bir türlü. İşte en son Çanakkale derken onu, o Çanakkale'de büyük bir destan yazmamıza rağmen işte masa başında bir de baktık ki geçilemeyen Çanakkale maalesef geçilmiş ve İngiliz gemileri Sarayburnu'nda Dolmabahçe'nin önünde demirlemiş ve yani biz 250 bin şehit verip geçirtmediğimiz o evet. İngilizler evet. o Avrupa devletleri masa başında olan bir iki ayak oyunuyla tabii yani bir iki Osmanlı'nı onlar yaptılar ama ettiler. Yani onlar evet o ayak oyunu yaptılar ama netice itibariyle bizim elimizde çok büyük bir zafer vardı. Çanakkale vardı. Evet. O zaferi evet. kullanarak esasında masa başında biz bu işi de çözebilirdik ama demek ki İngiliz hayranı, efendim Alman hayranı, diğer milletlerin Fransa hayranı olan yöneticilerimiz maalesef bunu başarmadılar, başarmak istemediler. Ve Atatürk bu fakr-ı zarureti görerek işte en sonunda kendine de bir rol de yani kendine de bir hedef, bir hayali var çünkü Atatürk'ün. O hayali gerçekleştirmek adına
işte değişik görevler de istedi ve nitekim mesela Çanakkale'yi bizzat kendisi istemişti hasta olmasına rağmen. Ondan sonra işte Anadolu'ya yine kendisi geçiyor ve orada bu kurtuluş hareketini başlatıyor. Ve derken tabii onun bu kurtuluş hareketinden rahatsız olan İngilizler onun tutuklanmasını istiyor, onun görevden alınmasını istiyor. O da tabii bunu kabul etmesi mümkün değil çünkü milletiyle beraber bir harekete başlamış büyük bir önder. Ve evet. Bu Kurtuluş Savaşı'nı da bu şekilde ne yapıyor? Başlatmış ve milletiyle beraber devam ettirmiş ve en sonunda da Yunanlıları denize dökerek işe noktayı koymuş ve derken Lozan'da Avrupalılar Türkleri hem İstanbul hükümetinin hem de Ankara hükümetinin temsil etmesini istiyorlar. Ama tabii Atatürk'ün bunu kabul etmesi mümkün değil. Ankara İstanbul hükümet diye bir hükümet zaten ortada yoktur. Türk milletinin tek temsilcisi Ankara hükümetidir diyerek Lozan'a tek başına yani Ankara hükümeti olarak Türk milletinin katılmasını sağlamıştır. Ve buradaki tek hedefi de şudur. Hakimiyetin, bağımsızlığın, kayıtsız şartsız milletin olması gerektiği düşüncesinden kaynaklanmıştır bu. Ve, evet. ve nitekim Lozan'da büyük bir başarı elde edilmiştir. Devletin uluslararası bazda da tapusu tescillenmiş oldu. Her ne kadar bazı insanlar bugün Lozan'ın bir zafer olmadığını, başarı olmadığını ilan etmiş olsalar da ki bıyık altı değil kahkahalarla gülmek lazım böyle bir şeye. Çünkü Lozan olmasaydı acaba Türkiye Devleti diye bir devlet olabilecek miydi? Bunu sorgulamak lazım ki sorduğunuzda çok basit bir cevap. Zaten yıkılmış bir devlet vardı. Ankara, Sivas, Sinop'a sıkışmış küçücük bir karada. Lozan öncesindeki o Mondros Mütarekesi ile birlikte, Mondros normalde ateşkes anlaşması olmasına rağmen gerçek bir barış anlaşmasıymış gibi, yenilgi barış anlaşmasıymış gibi devreye konulmuş ve her taraf işgal edilmişti, fiilen işgal edilmişti. Tam bu anda Lozan diye bir şeyden bahsediyoruz biz ki bundan daha büyük zafer olamazdı herhalde. Evet. Yani Atatürk dediğiniz gibi tabii Lozan'la işi gerçekten hani misaki milli sınırları dediğimiz esasında hedefinde mesela Atatürk'ün daha geniş bir coğrafya vardı. Mesela Atatürk kendi doğduğu şehre en son 1909'da gitti ve ondan sonra bir daha o şehre gidemedi. Yani ki oralar aslında Türk yurdu. Hala da orada Trakya'da, Batı Trakya'da Türkler mevcut. Evet. Her ne kadar Yunanlılar orada Türklerin değil, Müslüman, işte Yunanlı Müslümanların olduğunu söylese de orada o Gümülcine'de, Selanik'te, o bölgede hep Türkler mevcut. Bu bir gerçek, bir realite. Oraya gidemeyen bir insan. Dolayısıyla o Trakya'nın, işte Hatay, efendim Musul, buralar da aslında o misaki milli sınırları içerisinde düşünülen yerler olmasına rağmen yokluk içerisinde bir savaşı kazanmış bir lider. Fakat beri tarafta koruması gereken bir millet de var. Yani evet topraklarımızı kaybettik. Onları kazandık. Bir devlet kuruyoruz. Varımızı yoğumuzu da ortaya koyduk. Ama artık bu milleti de korumak lazım. Yani Mehmetlerin büyük bir kısmı şehit oldu. Geride kalanlar nüfus azaldı. Efendim geride kalanlar yaşlı insanlar, çocuklar, evet. Efendim Müslüm sakatlar, garip kuraba, bitap düşmüş bir millet. Yani hani onun tabiriyle uçurumun kenarında bir millet ve buradan bir devleti çıkaracaksın, bir milleti yeniden şahlan. Onlara bir umut vereceksin, bir hayal vereceksin, bir şeyler yapması gerektiğini ve bu hayalle beraber büyük bir şey başarman lazım. Dolayısıyla bu çizilen sınırlar içerisinde hemen yapması gereken şeye başladı Atatürk. Çünkü evet. Milletinin bu ezilmişliğini kabul etmiyordu Atatürk. Yani mesela evet. Atatürk'e şunu söylüyorlardı. Paşam tamam doğru ama biz işte tabii güçsüz, paramız yok, pulumuz yok, bir sürü borçlarımız var. Böyle bir durumda bir manda devleti olmamız lazım. Ya Amerika'nın ya İngiltere'nin
boyunduruna girelim. Yani onların himayesinde olalım. İşte Hindistan gibi veya işte diğer ülkeler gibi dünyada hani bu tür ülkeler var. Onlarla beraber, onlar gibi hani onların varlıklarından istifade edelim diye. Atatürk hayır. Ya istiklal ya ölüm. Türk milleti için tek bir şey var. Ya istiklal ya ölüm. Bizim istiklalimiz olmazsa ne dinimiz olur, ne namusumuz olur, ne örfümüz olur, adetimiz olur, ne ezanımız olur, ne Kur'an'ımız olur. Hiçbir şeyimiz olmaz. Bu millet asırlardan beri, kadim tarihten beri hep özgür, hür yaşamış bir millettir. Bu bizim genlerimizde vardır. Dolayısıyla biz başka milletlerin egemenine girmemiz mümkün değildir mantığıyla beraber. Hemen devleti kurar kurmaz, işte meclisi açar açmaz, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni kurduğu gibi hemen Atatürk icraatlarına başladı. Ne yaptı? Efendimiz'in milletine bir ufuk verdi. Onların hemen kalkınma hamlelerini yapması için büyük bir gayret içerisinde oldu. Ta ilk yıllardan itibaren tarımı teşvik etti, ticareti teşvik etti, sanayiyi teşvik etti. Tarım için hatta ne yapacağız paşam, yani bir çaresizlik içerisindeyken kendisi hemen bizzat Ankara'da bataklık olan yeri, Atatürk Orman Çiftliği dediğimiz ve çok büyük bir alan, on binlerce dönümlük bir alanı yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk o bataklığı kuruttu. Orada çiftlik oluşturdu ve bu çiftliği de hemen bir yıl içerisinde verimli bir hale getirdi. İşte orada ondan sonra hayvanlar üretti ve ziyaret yeri haline getirdi burayı. Çok enteresan. Orada hatta bir gölet yaptırdı. Göletin etrafında yani Ankaralıların o dönemde plaj gibi yani bir sanki Ankara'da bir deniz varmış gibi işte o gölete deniz olarak deniz niyetiyle girdikleri bir ortam oldu. Yani bir cennet yarattı orada. Aslında bununla beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu millet isterse yokluktan ne varlıklar çıkarabilir bunu ortaya koydu. Hatta o orman çiftliklerinin bir benzerini mesela sadece şeyde değil, işte Diyarbakır'da Ceylanpınar'da, Urfa'da Ceylanpınar'da ve Türkiye'nin birçok yerlerinde bu tip örnek çiftlikler oluşturdu. Ve oradan elde ettikleri tohumlarla beraber köylüyü teşvik etti. Kendisi bizzat o tarlada çalıştı. Hani traktörün üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi var. Bunlar hikaye olsun diye yapmadı bunu Atatürk. Veya elinde Efendimiz'in bastonla kargaları kovmak için bunu yapmadı. Milletine bir ufuk, bir umut vermek için. Ve nitekim mesela bir olay anlatılır Gazi Mustafa Kemal'le ilgili. Bir nenecik geliyor Efendimiz'in şeye, Ankara'ya. Yani çok istiyor Atatürk'ü görmek ve işte teşekkür etmek için geliyor. Tabii o sırada Atatürk de oradan geçerken görüyor tabii. Nene buyur ne arıyorsun falan. İşte Gazi Paşa'yı görmeye geldim diyor ona. Ne diye göreceksin Gazi Paşa'yı? Elini öpeceğim, ona dua edeceğim. O bizim vatanımızı kurtardı. Efendimiz bizim namusumuzu kurtardı, dinimizi kurtardı. Çok güzel hizmetler yapıyor millet için. Çok büyük çalışmalar yapıyor falan. Ondan sonra diyor ki ona da bir hediye de getirdim diyor. İşte o bir beze sarılmış efendim, işte bir çökelek diyelim yani bir peynir falan bir şeyler, işte ekmek getirmiş. Orada açıyorlar onu, beraber yiyorlar. İşte Gazi Paşa'nın o olduğunu öğrenince sarılıp elini öpmek istiyor. Hayır diyor. O da ona sarılıp efendim onun elini öpüyor Atatürk. Ve diyor ki yanındakiler, işte benim milletim bu olduktan sonra ben çok şeyi başarırım diyor. Evet. Ve gözleri yaşarıyor. Hatta o neneciye orada bir diyor ki bir inek verin buna diyor, köyüne getirin falan diye. Yani hep milletine bir ufuk veriyor. Bir anekdotun da ben aklıma geldi, paylaşmak istiyorum. Hem izleyicilerimizle hem sizinle. Atatürk köşküne, Çankaya'daki köşküne giderken arabasıyla durduruyor arabayı. Bakıyor ki bir yaşlı amca çift sürüyor. Fakat tabii traktör o zaman herkeste yok. Hayvanlarıyla çift sürüyor ama hayvanları değil. Bir hayvanı var, bir de kendisi. Yani hayvanın yanına kendini sürmüş çift olarak. Evet. O şekilde sürüyor. Şaşırıyor Atatürk, diyor ki ya amca diyor, hayırdır ineğin mi öldü yani? Niye kendini çift sürdün hayvanın yanına? Yok diyor, bakan diyor Atatürk'e de laf diyor, karşısındakinin Atatürk olduğunu bilmiyor. Yok beyim diyor, işte paşamız diyor
köşkte oturuyor diyor. Onun bakanı diyor. Bizim ineğimizi almış diyor. Haberi yok diyor. Belki haberi olsa kızacak ama diyor. Onun da haberi yok diyor. Biz burada diyor anamız ağlıyor diyor burada diyor. Atatürk diyor ki tamam diyor. Sen diyor ben sana haber vereceğim diyor. Sen benim yanıma geleceksin diyor. Bunu çözeceğiz diyor. Evet. O gülüyor tabii. Hiç umursamıyor. Bir gün sonra araba geliyor. Araba gönderiyor Atatürk ona. Yaveriyle. Getirtiyor onu Çankaya Köşkü'ne. İçeriye bir giriyorlar. Bir bakıyor ki Atatürk o başta oturuyor. Anlıyor onun Atatürk olduğunu. Şaşırıyor. Paşam işte ben demek istemedim filan diyor. Bir dakika diyor. Bak diyor. Burada başbakan diyor. Burada bakanlar kurulu diyor. Bütün erkanı oraya toplamış. Şimdi diyor bana ne anlattıysan harfiyen onlara da anlatacaksın diyor. Gel diyor yanıma diyor. Korkarsın belki diyor. Gel yanına çağırıyor. Yanına oturtuyor. Anlat şimdi diyor. Hepsini anlattırıyor. Atatürk masaya vuruyor. Paşalar diyor. Beyler diyor. Böyle olmaz. Bir çiftçinin diyor siz ineğini alırsanız biz nasıl tarımla kalkınacağız ondan sonra diyor. Çiftçiye teşekkür ediyor ve yarın ineğinin alınacağını söylüyor. Ve oradakilerin herkesin yanında onu yanında herkesi fırçalıyor ve asla çiftin ineklerin alınmamasını, çiftçinin elinden çiftini sürebilecek herhangi bir malzemesinin alınmamasını yasalaştırıyor bu şekilde. Evet. Yani böylesine bizden bir insan Atatürk aslında. Siz başta anlatırken ben çok etkilendim. O söylediğiniz anekdotu Haydarbaş hocamızla söylediğiniz Atatürk'le ilgili anekdotunuzu. Yani atamızı biz, ben çocukluğumdan beri babamdan severim, dedemden severim. Çünkü benim de atalarım o dediniz ya Balkan Harbi'nde Türkler oradan çıkarılmış geri gelmiş. Benim atalarım da oradan geri getirilen insanlardan. Evet. Dolayısıyla ben de Atatürk'ü çok severim. Ama Atatürk'le ilgili bir eksik var. İçimde var ama bunu anlatamıyorum. Ben askerde binlerce kişi arasından gençliğe hitabeye okumuş bir insanım. Bütün liselerde, yarışmalarda şiiri ben okurdum. Atatürk'le ilgili gençliğe hitabı varsa, şiir varsa ben okurdum. Böylesine severim Atatürk'ü. Fakat Atatürk'le ilgili anlayamadığım bir eksiklik var içerimde. Ne zaman ki şu kitap, Hoş Geldin Atatürk eseri yazıldı ve bu kitabı okudum. Gözlerim yaşardı. İşte eksiğimi buldum dediğim şey gerçekleşti. Yani bizden olan Atatürk'ü biz anlayamamışız bir türlü. Hep sanki başkasının bir Atatürk'ü geldi burada bir şeyler yaptı. Başkasının adına yaptı bunları sanki. İşte aslında Profesör Doktor yani, Haydarbaş hocamız da harikulade bir şey aynı, gerçekten. Aynı o dediğiniz gibi. Yani müthiş bir İşte bu hani önünüzde olan eser evet. Hoş Geldin Atatürk adlı eserinde hocamız esasında yapmak istediği şey şu. Atatürk mümin, Müslüman bir Türk büyüğüdür. Ve Cumhuriyetimizi kuranlar da Müslümanlardır sözüyle beraber evet. Olayı taçlandırmıştır Profesör Doktor Haydar Başçamız. Dolayısıyla bizim devletimizi kuran insan da Müslümandır. Bu milletin örfünden, adetinden, geleneğinden, göreneğinden bizden olan büyük bir insandır. Ve bu, onun yanındaki insanlar da hep Müslümanlardır. Ve o lider, o Müslüman lider, o efendim Müslüman insanlar, o Müslüman Türk insanı İngiliz gavuruyla, Fransız gavuruyla, Yunan gavuruyla, İtalyan gavuruyla ve efendim onlara uyan efendim Rum efendim Hristiyanlarla, Ermeni efendim Taşnak çetesiyle beraber mücadele eden, uğraşan ve onları bu vatandan kovan bir büyük bir Türk büyüğü, büyük bir komutan atamız. Ve atamız onun da olabilir. Ötesinde son Haçlı seferini efendim bu yokluklara rağmen kazanan büyük bir İslam büyüğü, bir Türk büyüğüdür. Bunu bilmek lazım. Zaten yapılan bütün Haçlı seferlerini kazananlara bakın. Hepsi Selçuklu'dan bu yana hep Türklerdir. Yani İslam topraklarına yapılan saldırıların karşısında kim olmuştur? Türkler olmuştur. Onun için Türklere de Asakirullah unvanı verilmiştir. Yani Allah'ın askerleri unvanı vermişlerdir. Milli Ekonomi Modeli konferanslarının bir tanesinde Azerbaycanlı aksakallı alimlerinden ismini şimdi af buyursun unuttum. Çok mükemmel bir söz söylemişti. Hocamız da Haydar hocamız da bunu defalarca söylemişti. Siz ifade ettiniz 300 yıl boyunca büyük bir yıkım yaşadı Osmanlı, geriledi ve sürekli toprak kaybetmeye başladı. Sürekli savaş kaybettik, toprak kaybettik, maddi, manevi, siyasal, bilimsel her alanda sürekli kaybede kaybede geldi. İlk defa dur diyen buna ve tekrar
geriye doğru onları gönderen ve onlardan ilk defa kendi toprağımızı geri alan ilk insan oldu aynı zamanda. Yani bu geri gidişi durduran ve onlara doğru çeviren. Tabii bütün milletlere de umut oldu. Aslında bu burada bu, şunu bu da son dediğiniz de çok önemli bir şey. O gerçekten çok önemli bir olay. Yani mesela evet, o Atatürk'ün buradaki başarısını gören bütün o Türk toplulukları, diğer İslam toplulukları hepsi özgürlük mücadelesini onun adına yaptılar. Çünkü Müslümanların, Türklerin o geri gidişini durduran insandır, liderdir Atatürk. Tabii sadece bununla kalmadı. Atatürk esasında bunun ötesinde esas çalışmasını ondan sonra yaptı. Yani biz mesela uzun yıllar, uzun asırlar boyunca kendi kendine bir şey üretemez haline geldik. Mesela işte İstanbul'un fethiyle övünüyoruz. İstanbul'un fethinde o topların dökülmesinde büyük bir fen var, ilim var. Değil mi? Evet. Efendim o gemilerin karadan yürütülmesinde büyük bir fen var, ilim var. Evet. Ama daha sonraki dönemlerde öyle bir hale geldik ki bizim okullarımız, işte o dönemde diyelim hani medreseler, işte hani Nizam-ı Mülk medreselerinden bahsedilir. Mesela çok dünya tarihine hatta yön vermiş medreseler, çok büyük. İlk üniversite örnekleri olarak. Tabii ama yani öyle bir üniversite sonra ki bugün bile örnek alınan üniversiteler. Evet. Bunlar hep yok edildiler. Kendi kendine düşünemeyen, kendi adına başkalarını düşündüğü bir toplum haline geldik biz. Bu söylediğinizi vurgulamak istiyorum. Lütfen sözünüzü unutmayın değerli hocam. Joseph Tombe diye büyük bir tarihçi var. Bu şahıs Arnold Joseph Tombe 1889'da İngiltere'de doğmuş. İngiliz tarihçisi. 1975 yılına kadar yaşamış. Çok ilginç bir şey söylüyor. Onun ifadeleri bu, benim kendi yorumum değil. Güney İslam'ı ve Kuzey İslam'ı diye ifade ediyor. Güney İslam'ında diyor birkaç kuruş parayla bir dini lider satın alırsanız diyor oradaki ülkelerin hepsini yönetirsiniz. Ama diyor Kuzey İslam'ı olan Türkiye sınırından itibaren yukarıya Türkiye'nin başını çektiği İslam dünyasındaysa diyor bir Atatürk çıkar diyor, bilimle barışıktır onlar diyor. Her zaman bizi yenme ihtimalleri vardır diyor. İşte buna dikkat edilmelidir. Evet, bu çok önemli bir tespit. Zaten evet, onun için diğerlerini, yani diğerlerini o şekilde yöneteceklerini bildikleri halde Türk toplumunu asla böyle bir şekilde satın alınamayacak. En sonunda muhakkak bir Atatürk çıkacağını bildikleri için. Hoca Atatürk'ümüz de çok çıktı, evet, çok şükür. Nitekim böyle. Ancak ve ancak buna çare olarak kökünden silmek ve Anadolu'dan, Anadolu coğrafyasını Türk milletini göndermek adına işte Sevr'le beraber noktayı koydular kendilerine göre. Ama Atatürk geldi, ne yaptı? Atatürk geldi, aydınlanmasını sağladı bu milletin. Yani mesela geçen hafta harf devrimini konuştuk. Evet. Aslında harf devrimiyle beraber bu milletin ufkunu, geleceğini açtı. Geleceğin önünü açtı Atatürk. Gençlerine umut oldu. Gençlerine efendime söyleyeyim bir ufuk verdi Atatürk bununla beraber. Ve düşün ki milletin işte binde yedisinin okuma yazma bildiği, efendime söyleyeyim, ve bunların da hepsi çoğu saray çevresinde zaten. Anadolu'nun zaten ya şey ecnebi, yok yani. Türk de tabii değil. Yani 40 bin tane köyün içerisinde yaklaşık 30-35 bin tanesinde okul yok Anadolu'da. Yani böyle bir yer. Okul, diğer okullar da işte öyle derme çarpma şey. Yani hani okuma yazma oranına bakarsan. Bakıyorsun mesela Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra hemen matbuat işlerini geliştirerek çok sayıda kitaplar basıp, kendi dilimizde kitaplar basıp ve o harf devrimi yaparken, geçen hafta buna değindik. Evet. O günün bu işi verdiği heyeti, yani bu işi bir kotarın bakalım diye görev verdiği insanlar dedik, paşam bunu işte 5, 10, 15 senede ancak başarabiliriz. Yani bu harf devriminin oturmasını falan diye. Hayır diyor. 3 ayda ya olacak ya olacak. Ve nitekim bunu başarıyor Atatürk. Ve 1934'teki sayımda %20'si okur yazar oranını %20'ye çıkarmış bir devletten ve bir Atatürk'ten bahsediyoruz biz. Binde 7'den. Yani binde 7 değil mi? Buna çıkarmış bu arada. Ve bugün müthiş mesela bir bugün onun kurduğu bu devlette okur yazar oranı, efendime söyleyeyim, %100 seviyelerindedir yani. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla burada şunu demek istiyorum ben.
Atatürk milletine müthiş bir ufuk verdi. Mesela hemen şeyinde, hemen yaptığı çalışmalara bakıyorsun. Ankara Fişek Fabrikası'nı 1924'te kurdu. Ondan sonra Gölcük Tersanesi'ni 1924'te kurdu. Efendim Şakir Zümre Fabrikası'nı 1925'te kurdu. Eskişehir Hava Tamirhanesi'ni 1925'te kurdu. Alpulu Şeker Fabrikası'nı 1926'da kurdu. Uşak Şeker Fabrikası'nı 1926'da kurdu. Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nı 1926'da kurdu. Eskişehir Kiremit Fabrikası'nı 27'de kurdu. Bünyamin Dokuma Fabrikası'nı 27'de kurdu. Kırıkkale Elektrik Santrali'ni 28'de kurdu. Hep bunlara bakıyoruz ki hemen Cumhuriyet'le beraber sanayi atılımını da Atatürk yaptı. Ya o imkansızlıkta bu kadar atılımın yapılması akıl almıyor gerçekten. Ama niye? Müthiş bir gayret, başarı. Bir hayali olan bir insandı. Çocukluğundan beri. Evet. Hayali olan bir insandı. İşte hayali olan insanlar bunu başarır. Nitekim mesela biz Profesör Doktor Haydar Baş hocamızda da bunu gördük. Hayali evet. olan bir insandı. Milletinin düşmüş olduğu bu... Şahsı adına söyleyeyim. Değil, milleti adına hayalleri tabii, olan insanlar. Milletinin bunlar. Düşmüş olduğu bu zilletten, bu fakirlikten, bu bağımlılıktan kurtulması adına milli ekonomi modelini yazdı mesela Hoca Atatürk olan Profesör Doktor Haydar Baş hocamız ve bunu dünyaya tanıttı. Bütün engellemelere rağmen, bütün yok görülmesine rağmen milleti tarafından ve siyasiler ve bürokratlar tarafından ve akademisyenler tarafından uluslararası yaptığı konferanslarla, panellerle, milli ekonomi model panelleriyle beraber bunu bütün dünyaya ne yaptı? Tanıttı ve bugün şu anda kapitalizmin hakim olduğu ülkelerde dahi Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın bu görüşleri ne yapıyor? Uygulanıyor. Evet. Nitekim işte hani konumuz o değil ama hani Rusya'da, Çin'de ve diğer ülkelerde bunlar hani o konularda programlarda bunlara girmiştik. Yani ufku olan bir insan ancak bu işi başardı. Ve Atatürk de bu ufka sahip bir insandı. Mesela kadınlar esasında Türk milletinde kadınlar annelerimiz, kız çocuklarımız, eşlerimiz esasında baş tacıdır bizim kültürümüzde. Kültürümüzde de inancımızda da aslında ikisinde birbirine. Kültürümüzde böyledir. İnancımızda da böyledir ama evet. daha sonraki gelen dönemlerde zaten kültürümüz inancımızdan kaynaklanıyor. Evet. Daha sonraki dönemlerde kadınlar sanki böyle Arap geleneklerinde yerleşmiş bir mantıkla beraber Peygamber Efendimizin öncesindeki zamanlardaki sanki gibi. Sanki insan değilmiş muamelesi görüyorlardı. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk özellikle kadınların okur yazar oranının artmasını çok çok önemsedi. Ondan sonra onlara seçme seçilme hakkı verdi. Bugün eğer bizler bu haklarımızı kadın erkek eğer kullanabiliyorsak bütün bunlar hep Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o milleti için görmüş olduğu hayalden ve ufuktan kaynaklanıyor. Çağı da aştı. İlk defa seçme seçilme hakkı Türkiye'de verildi. Mesela çağı da aştı Osmanlı yani. Döneminde tabii ister istemez o savaş yıllarında çok ciddi farklı zaruretler içerisindeyken bunlar hep istatistiklerde var. Aslında fuhuş çok fazla bir yaygınlaşmaya başladı. İnsanlar genel evler hatta o dönemde hatta devletin verdiği ruhsatlarla beraber açıldı son dönemlerde. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadınları bu halden kurtarmak adına hemen ilk yaptığı iş açılan devletin açtığı o fabrikalarda öncelikli kadınları işçi olarak aldı. Evet. Ve zabıta tedbirleriyle beraber de o genel evi gibi yerlerin açılmasını engellemek adına birçok zorluklar çıkarıldı. Hani buralar eğer bir işletme ise bu işletmelerin hani ben buraları kapattım demekle de olmuyor. Bir sürü engeller koydu önüne. Ve oradaki kadınlara da hemen şu teklifleri yaptılar. Buradan kurtulmak istiyorsanız işte şu şeker fabrikasında veya bu tekel fabrikasında şurada burada işte Paşabahçe'de falan biz size iş bulacağız, buyurun gelin diye ve nitekim bir yıl içerisinde çok ciddi sayıda kadını o şeyden kurtardı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu politikası. Dolayısıyla onları bu ortamdan da kurtaran bir lider,
onları kendine kazanan bir lider, milletin önünde anne olması gereken aydın bir anne, örnek bir anne, milletini, devletini ileriye taşıyan bir aile büyüğü olarak gerekli olan yere kendisini koydu. Ve bunu hiç unutmamak lazım. Bunun ötesinde işte az önce dediğimiz gibi sanayide çok ciddi hamleler yaptı, ticarette çok ciddi hamleler yaptı. Kabotaj kanunu kabul ederek limanları Türkleştirdi. Artık sadece Türklerin gemiyle ticaret yapmasını bu limanlarda sağladı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu çok çok önemli bir olaydır. Yani limanlar bizden önceki dönemlerde aslında, yani Osmanlı döneminde hemen hemen gayrimüslimler tarafından idare ediliyordu ve gemicilik onlar tarafından yapılıyordu. Ama Atatürk kaputaş kanunuyla beraber limanlarımızda sadece Türklerin ticaret yapmasını sağladı ve ona göre destekler koydu. Bir ara kutlardık ama biz şu yani, anda gündemimize evet. bile almadık. Evet yani dolayısıyla bunlar o dönemde düşündüğümüz zaman çok ciddi atılımlar. Evet. Üniversiteler kurdu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Okullar kurdu. İlkokul, ortaokul, lise ve buralarda gerekli eğitimlerin yapılması için her türlü teşviği yaptı. Eğitimin toplumda daha çok yaygınlaşması için işte köy enstitülerini kurdu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Efendimizin halk evleri oluşturuldu. İşte şehirlerde halk evleri, köylerde köy enstitüleri veya daha önceki dönemde ona benzer şeylerle beraber millet mektepleri ile beraber, yani bir an önce milletim bilgilensin, öğrensin, daha ileri düşünsün, cesur olsun, kendi kendini yönetebileceğini bilsin, başkalarına muhtaç olmadığını bilsin, benim adıma başkasının düşünmesi değil de ben merkezli, ben düşüneyim diye aydınlanmış insanların yetişmesini sağladı Atatürk. Ve madenlerimizin mesela çıkarılması için çok ciddi çalışmalar yaptı. Daha önceki dönemleri, Osmanlı döneminde hatta yabancıların elinde olan maden çıkarma yetkileri hemen hemen onun döneminde milli atılımlarla beraber tamamen ulusal bazda çıkarılmaya başlandı. 22-23 yıl öncesine kadar da yasaktı. Tabi. Yabancıların maden çıkartması yasaktı. Yani işte en son bu AK Parti iktidarında çıkarılan yasayla beraber de tamamen neredeyse Avrupa Birliği uyum yasaları adı altında çıkarmıştı. Adı altında tamamen neredeyse onlara peşkeş çekildi yani bu işler. Ha işte her şeyin yasa, yani yasal olması bu milletin çıkarına mıdır değil midir? O da tabii yani yasal olması illa bu milletin çıkarına olmasını gerektirmez. Nitekim işte Osmanlı'nın son döneminde atılan o imzalar da yasaldı ama bu milletin çıkarın olan Osmanlı'nın yıkılmasına değildi. Sebep oldu. Ve Osmanlı'nın yıkılmasına sebep oldu. İşte mesela Batman'da petrolü ilk defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk hatta Amerika'daki o meşhur bir petrol şirketinden bir bilim adamını buraya getirttirdi. Biz sana oradaki şartları belki sunamayız ama burası senin vatandır, gel diye ve onu getirtti. Sana ihtiyacımız var dedi. Evet diye ve o da atladı geldi ve burada nitekim o çalışmalara başladı evet. Ve Atatürk'ün vefatından sonraki yıllarda da vefatından önceki yıllarda başlayan o çalışma Batman'da işte o meşhur petrol rezervlerinin çıkmasına sebep oldu. Ve dolayısıyla madencilikte de bunu böyle Atatürk yaptı. Mesela banka, işte Halk Bankası'nı, Ziraat Bankası'nı kurarak çiftçilere, efendimizim esnafa çok ciddi destekler yaptı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Burada şunu bilmek lazım. Yani Atatürk'ü biz anarken tabii Atatürk'ü bize tanıtan yani bizden birisi ve büyük bir lider olduğunu bize tanıtan Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın bu işteki katkısı çok çok büyüktür. Mesela biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hani özellikle milletine sanki dinsiz, efendim bu milletin örfüyle adetiyle uğraşan bir insanmış gibi tanıtan bir zihniyet var ki tamamen batıl ve dış güdümlü. Sanki Atatürk Türk bile değil. Evet. Yani öyle bir anlatılıyor ki yani ne Türk ne Müslüman diye anlatılıyor. Yani iki yönüne de vurgu yapılmıyor gerçekten. Halbuki işte biz bu Hoş Geldin Atatürk adlı eserlerinde evet. gördüğümüz üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu.
2. Kur'an'ı tefsir ettirdi. 3. Peygamberimizin hadislerini Türkçe'ye tercüme ettirdi. 60 bin nüsa bastırdı ve bunu Türkiye'ye dağıttı. Kendi cebinden verdiği parayla beraber. Ondan sonra askerin el kitabı, ailenin el kitabı, çocuğun el kitabı diye kitaplar bastırdı. 52 tane hutbeden oluşan hutbe kitapları bastırdı. Artı İlahiyat Fakültesi Darülfünun içerisinde İlahiyat Fakültesi kurdurdu. İmam Hatipler açtırdı. Ama o dönemin dini eğitiminin millete en güzel şekilde verilmesi adına çok ciddi çalışmalar yaptı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve kendi etrafındaki olan hocalarla beraber de bu çalışmalarını devam ettirdi. Ve milletinin bu dini, mesela hani Türkçe ezan diyoruz veya işte Kur'an'ın Türkçe okunması diyoruz. Bütün bundaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedefi şuydu. Milletim kendi dinini, Allah bana ne diyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne diyor, bunu kendileri öğrensin. Başka birilerinin adı, birilerinin onlara telkiniyle değil de kendileri kendi dilinde, kendi lisanlarında Allah'ın ve Peygamber'in onlara ne dediğini bilsin mantığı içerisinde. Bu konuyu aslında biz bir programımızda konu edelim. Yani bu hocamızın, Haydar hocamızın kitabında da iki bölüm halinde var. Dindar Atatürk, bir de Türkçe ezan, Türkçe mevlid, Türkçe Kur'an meselesi var. Evet. Bunu daha geniş bir programımızda ele alalım aslında. Burada şunu, gerçekten. Şunu da söyleyeyim ama ben. Bakın Atatürk geçmiyorum. Tabii bir de milletini hep milletin içinde bir insandı. Mesela ondan ayrı bir insan değildi. Yani insan Atatürk diyoruz ya. Atatürk korumalarla gezmezdi. Halkla iç içe muhabbet Atatürk sohbet mesela ederek arabayla yani. Giderken birdenbire arabasından inip az önce hemen anekdotta da anlattığımız hemen gibi. Orada efendim Hüseyin bir kır bahçesine otururdu veya arabadan inerdi, hemen boğazda efendim Hüseyin kayıkçının kayığına binip ikisi beraber karşıdan karşıya geçen insandır ve onunla sohbet eden insandır Atatürk. Evet. Mesela bir gün yine İstanbul'da arabayla giderken hemen arabasını durduruyor ve orada trene biniyor Atatürk. Tabii ister istemez yanındakiler de hemen onunla beraber biniyor ve kondüktörü çağırıyor. Diyor gel diyor buraya. Tabii bakıyor işte Atatürk ve bunlara sor bakalım biletleri var mı falan diye. Yanındakiler de hep milletvekili, bakan adamlar. Efendim tabii adam şaşırıyor, efendim nasıl sorarız falan diye. Sor diyorum sana diyor ya. Niye sormuyorsun diyor. O diyor ki efendim diyor biz diyor milletvekili olduğumuz için trenlere ve gemilere biletsiz yani girme hakkı var. Nasıl diyor yani? Hem diyor efendim Hüseyin bu hizmeti alacaksınız hem de diyor şey vermeyeceksiniz yani para vermeyeceksiniz öyle mi diyor? Böyle bir şey olur mu diye onları da yani zemme diyor orada Atatürk. Bu yapılan şeyin eğer böyle bir kanun çıkarmışsanız bu yanlıştır. Ve o kondüktöre diyor ki bunların diyor biletlerine bak diyor. Yani ona da bir cesaret veriyor Gazi görevini Mustafa yap, Kemal. Görevini yap. Tabii. Mesela bir bakıyorsun mesela Atatürk giderken hemen arabasından iner. Orada kim var? İşte onlarla oturur, sohbet eder. Onlarla fikir tatilinde bu. Böyle çok örnekleri var. Her gittiği var. Şehir, köy, kasabada imamlarla ve öğretmenlerle mutlaka görüşüyor. Çok büyük şeyleri var. Mutlaka meal, mutlaka tefsir soruyor ve cevap alamazsa veya eksikse o tamamlıyor. Bir okula giriyor mesela Atatürk. Hemen orada öğretmen vardır. Öğretmen tabii diyor ki paşam buyur. Hayır diyor. Sen burada diyor bu millete bilgiyi, donanımı öğreten insansın. Dolayısıyla benim bu senin bu görevine saygım sonsuzdur. Onun için ben burada ayakta bir resmi ayakta, vardı. Evet, öğretmen resmi şimdi hatırlattınız. Öğretmen kürsüde otururken ders anlatırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk orada ayakta o dersi dinliyor. Evet. Ve hocaya, talebelerine teşekkür ediyor. Oradaki talebelerin bu algı mesela Atatürk çok insanlara, çok bayan ve hem kadın hem erkek olmak üzere insanlara o lise çağlarında görev evlat çocuk sen ne olmak istersin kızım sen ne olmak istersin falan diye işte ben şu hayır diyor sen diyor mesela tarihçi ol sen işte efendim şu matematikçi ol sen işte şu ol bu ol diye hep onlara görev vermiştir ve sonradan da bunları takip etmiştir
Ve onlarla beraber paşam işte ben dediğiniz gibi bak işte şu göreve geldim, şu okulu bitirdim, şunu yaptım diye hep onlarla böyle iç içe ve, bir insandır. Yani bilim ve eğitim konusunda da öncü liderleri o yetiştirmiş aslında yönlendirmeleriyle birlikte. Tabii. Mesela Aydın Saygılı var, ordinarius profesördür biyolojide. Normalde sözelden devam etmek, hukukçu olmak isteyen bir insan ama onu biyolojiye yönlendirmiş. Ve ordinarius profesör olmuş ve Türkiye'deki pozitif bilimin ilk kurucularından birisi olmuş. Tabii mesela Atatürk'ün en önemli şeylerinden bir tanesi de savaştan çıkmış olan bir milleti, tabii babalar yok, analar perişan, evet. Babalar çocuklar öksüz kalmış, kimisi yetim kalmış, kimisi hem öksüz hem yetim, dedeciklerin eline kalmış falan. Böyle bir ortamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk mesela çok sayıda çocuk, kendine yetimlerden çocuklar evlatlık almıştır kendine. Hem erkeklerden hem de kadınlardan evlatlık evet. almıştır. Evet. Kızlardan evlatlıkları vardır. İsimleri de burada vardır. Burada da örnek ve ölçü olmuş. Tabii. Sabiha Gökçen mesela. Burada şu örneği olun. Bak şunu kaçırmayalım. O dönemde Atatürk'ün bu hamlesinden dolayı çok insanlar bürokratik kesimden hali vakti iyi olan insanlar çok yetim çocukları kendine evlat edinmişlerdir. Böylece de toplumdaki o kardeşlik duygusunu geliştirmiş ve o çocuklara da sahip çıkmıştır yani. Siz bunları anlatırken benim gönlüme doğan hissiyatı ben söylemek istiyorum. Yani Profesör Doktor Haydar Baş hocamız içselleştirdi ve bizleştirdi Atatürk'ü gerçekten. Allah ondan razı olsun. Ve onun gene en büyük eserlerinden ve Atatürk'ün de kendisine gençliğe hediye etmesi vesilesiyle hocamızın da bize hediyesi ve en büyük eserlerinden Hüseyin Baş. Genç bir lider şu anda. Dünyanın en genç lideri, parti lideri. Ne diyor? Bizim Süpermen'e ihtiyacımız yok. Bizim bir olağanüstü güce sahip bir örneğe ihtiyacımız yok. Atatürk bizim için yeter de artar bize. Biz Atatürk'ü öğretsek şu gençliğe örnek olarak gerçek anlamda gösterebilsek gerçekten çok farklı bir genç yetiştiririz ki çağında zaten bunu yetiştirmeyi başarmış bir insan. Atamızı o yönüyle de gençlerle buluşturmak anlamında da bizim üzerimize büyük vazifeler düşüyor. Tabii zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk de kurmuş olduğu bu cumhuriyeti ve devrimleri gençliğe emanet etmiştir. Evet. Ve o manada baktığımız zaman Profesör Doktor Haydar Başçamız da hep gençlik üzerinde çok ciddi çalışmalar olmuştur. Çünkü gençlerin üzerinde bu işler hep onların omuzlarında bu ufuklara doğru gidilir. Biz de zaten hep buna inanıyoruz. Dolayısıyla mesela işte Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın sağlığında mesela Türkiye'de ilk defa Mevlid-i Şerif Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına ölüm yıl dönümünde Profesör Doktor Haydar Baş hocamız tarafından yaptırılmıştır. İstanbul'da camilerde, Trabzon'da Valide Sultan Camii'de, efendim, Valide Sultan Camii'nde efendim işte Trabzon'da Şehitlik Tepesi'ndeki camilerde birçok defa onun ruhuna mevlidler Türkiye'nin çeşitli yerlerinde okutulmuştur. Bu gelenek onunla beraber başlamıştır. Ve nitekim de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş Bey de geçenlerde şöyle bir teklifte bulundu. 10 Kasım'da hatta bunu resmen de başvurdular şeye İstanbul'a. İlk önce müftülüğe gittiler, başvurdular. Müftülük tabii biz bunu kabul edemeyiz işte yetkili bizde falan değildir diye. Ayasofya'da 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu için mevlüt okuyalım dedi kendisi. Bu teklifi getirdi ve bunu resmi parti olarak da valiliğe resmi başvurusunda bulundu. Esasında burada yapılmak istenen şey şudur. Atatürk'le hani Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili açıldıktan sonra İstanbul'u İngilizlerden kurtaran ve Kurtuluş Savaşı ile beraber yeni bir devlet kuran ve Türkiye'nin İstanbul'un esas fatihi, son fatihi. Efendim Hüseyin Gazi Mustafa Kemal Atatürk orada onun aleyhinde hani açıldıktan sonra ciddi manada Atatürk'e hakaretler ve beddualar okundu ve bu milletle de barışması adına aslında devlete ve devlet erkanına çok ciddi bir gönderimde bulundu ve bunu kabul ederler etmezler ama şu bir gerçek ki millet evet Gazi biz ölülerimizin arkasından Kur'anlar okuruz, mevlidler okuruz.
Ve dolayısıyla buna da en layık kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İnşallah bu 10 Kasım'da da onun ruhu için bu mevlitte, bu Kur'anlar bu millet tarafından okunacaktır ve bu çığırda başlamıştır diyorum. Evet. Ve Atatürk'ü bu manada anlamak lazım, bu manada anmak lazım. Profesör Doktor Haydar Başçamızın bize tanıttığı gibi eğer biz Atatürk'ü kabul eder ve görürsek o zaman ileriye doğru hayaller kurmak ve o hayallerin peşinde koşmak çok daha kolay olur. Ama bunun da yolu bu hayallerle bize ufuk açan o kadronun içerisinde olmaktır bizim vazifemiz diye düşünüyorum. Yani. Çok teşekkür ediyoruz bugünkü programımızda. Gene çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Haftaya yine aynı programda buluşmak istiyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Evet, değerlerimiz programından bu haftalık da bu kadar. Haftaya pazartesi canlı yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.